Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafınca hazırlanan ana haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele operasyonları kapsamında 4 Nisan tarihinden bugüne kadar 154 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıkta düzenlenen toplantıda muhabere albay Tamer Zincir, teröristle mücadele harekatı kapsamında 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 15.097 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunların 7.885'inin yurt dışında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. PKK-YPG terör örgütü unsurlarının bölgeden temizlenmeden ve bu bölgeler gerçek sahiplerine devredilmeden Türkiye'nin güvenliğinin sağlanamayacağı, bu kapsamda PKK-YPG'nin içinde olduğu hiçbir girişimi kabul etmeyeceğimiz, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğimiz, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü konusundaki duyarlılığımız, Türkiye'nin Suriye'deki asıl amacının Türkiye-Suriye sınırının ve Türk halkının güvenliğini tesis etmek, bölgedeki YPG-PKK varlığından kurtulup Türkiye'deki mültecilerin evlerine dönmesini sağlamak oldu. Türkiye'nin mücadelesinin DEAŞ ve PKK-YPG terör örgütüyle olduğu, bunun dışında bölgedeki Kürt ve Arap kardeşlerimizle ve diğer etnik dini gruplarla hiçbir sorunumuzun olmadığı tarafımızdan ifade edilmektedir. Konuyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler devam etmektedir. Bütün bu diplomatik ve askeri çabaların yanında en üst düzeyde alınan kararlara uygun olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Anlaşması 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele kararları kapsamında sınırlarımızda ve ötesinde gerekli tedbirleri almak maksadıyla yeri ve zamanı geldiğinde gerekli adımlar atılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gereken planlama ve hazırlık faaliyetleri tamamlanmış durumdadır. Değerli basın mensupları, yeni askerlik sistemi çalışmaları kapsamında ise diğer bakanlıklarla sürdürülen koordineli çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. Amacımız özellikle gençlerimizi yakinen ilgilendiren bu konunun Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını mütakip en kısa sürede yasalaşmasıdır. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak, vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ-PYD, PKK, KCK, YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere iç ve dış her türlü tehdide karşı şu ana kadar yürüttüğü mücadeleyi bundan sonra da giderek artan bir azim ve kararlılıkta sürdürecektir. Muvazzafı, emeklisi, her rütbedeki asker ve sivil personeli, şehit yakınları ve gazilerimizle büyük bir aile olan Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm personeli, en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır anlayışıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asil milletimize canla başla hizmet etmeye, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya, silahlı kuvvetlerimizin etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını arttırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir. AK Parti'nin Kızılcahamam kampına katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın sorunlarını ve yapılacak olan projeler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla görüştü. Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bakanlarımız, MYK, MKYK, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, il başkanlarımız, kadın kolları, genç kolları ve ilçe belediye başkanlarımızla geniş ve verimli bir toplantı yaptık. Bu toplantıda şehrimize ilişkin konular, her bir şehir kendisine ilişkin konulara geniş bir ortamda her bir bakanla temas kurarak ulaştırma imkanına kavuştu. Bizim kendimizde çeşitli bakanlarla birebir görüşmemiz oldu. Cumhurbaşkanımızla görüşmelerimiz oldu. Ayrıca Cumhurbaşkanımızla Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Cumhurbaşkanımızın nezaretinde Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla bakanlarımız karşılıklı toplantı yaptık. Verimli ve uzun bir toplantı oldu. Tahmin ediyorum bundan sonra da bu toplantıların konsepti bu şekilde devam edecek. İlk defa Kızılcahamam toplantısı bu konseptte olmuştur. Çok verimli bir toplantı oldu. Urfa'ya ilişkin konular, önemli konular dile getirildi. Özellikle Çevik Kuvvet Kavşağı kendi tarafından
bakanlarla olan toplantıda çok dikkat çekici bir şekilde dile getirdim. Çevik Kuvvet Kavşağı'nın Urfa'da uzun süre sıkıntılı bir şekilde ödenek yokluğundan dolayı tamamlanmadığını ifade ettim. Bu konuda Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi. Yine şehir hastanesine ilişkin konuyu ifade ettim. Cumhurbaşkanımız bu konuda da talimatı verdi. Birebir görüşmelerimizde de bakanlarımızla belediyelerimizin durumu, gelirleri konusunu tartıştık. Yine Şanlıurfa'mıza ilişkin diğer konuları da destekleme konusunu yine bakanlarla olan toplantıda dile getirdim. Bu konuda da çalışmaların sonuna geldiğini ifade ettiler. Bu konuda da olumlu adımlar attığımızı düşünüyorum. İnşallah bu temaslarımızın Urfa'mıza, şehrimize, insanımıza, gençimize katkı sağlayacak şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Tabii elimizde birçok dosya hazırlamıştık. 15'e yakın dosyayla gittik Ankara'ya. Hazırlığımız tamamen vardı. Bu nedenle de büyük adımlar atma şansını yakaladık. Sevgili izleyenler, ana haber bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lakin çok değerli bir konuğumuz var. Konuğumuz Sayın Hakan Akdoğan. Yazar bir dostumuz, bir arkadaşımız. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Tabii birçok kitabınız var ama son bize gelen kitap tabii Şebnem Özbay Yavuz Hanımefendi'nin imzanızla birlikte gönderdiği Kirpi Mesafesi kitabı vardı. Hakikaten az önce habere başlamadan da bahsettim size. Bir ön sözünü en azından göz atalım derken bir üçte birine yaklaştık kitabın ama söz veriyorum hocam en kısa zamanda da tabii bitireceğiz. Şanlıurfa'daydınız, özel bir kolejde öğrencilerimize seslendiniz. Aynı zamanda 2019 yılı Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi Göbekli Tepe yılı. Sizler de Şanlıurfa'dasınız. Neler söyleyeceksiniz bunlarla ilgili? Bugün öğrencilerle harika bir gün geçirdik. Çok kalabalık bir gruba seslendim. Arkadaşlar gerçekten çok büyük ilgiyle dinledi. Lise 9, 10. ve 11. sınıfları yaptığımız bir etkinlikti bu. Kitaptan yola çıkarak aslında bazı kavramları konuştuk. Tüketim, hız, mutluluk, evet, kötülük, bunlar nereden geliyor? İnsan doğasında gerçekten bunlar var mı? Arkadaşlar büyük ilgiyle dinlediler. Urfa'ya ben ilk kez geldim. Bu benim için çok özel oldu çünkü Göbekli Tepe yılına da denk geldi, evet, bu. Bu etkinlikleri bir parçası olarak bile ben bunu görebilirim. Çünkü öğrencilere de biraz konuyla ilgili bahsettim. İnsanlık tarihinden bahsederken artık bunun içine Göbekli Tepe'yi de koymak zorunda kalacak bütün dünya. Bunu da içine katarak kitapla ilgili konuştuk. Kirpi mesafesinin ne olduğunu anlattık. Arthur Schopenhauer'ın Kirpi ikileminden yola çıkılarak yazılmış bir kitap olduğunu öğrencilerimize anlattım. Kısaca anlatayım onu. Schopenhauer, kirpilerin kış uykusuna yatmadan önce bir araya geldiğini, daha sonra dikenlerinin birbirine batıp ayrıldıklarını, üşüyüp tekrar bir araya geldiklerini, sonra tekrar ayrıldıklarını, tekrar bir araya geldiklerini ve bunu defalarca tekrar ettiklerini söyler. Ve bunu dikenleri birbirlerine batmayacak kadar uzak, ama üşümeyecek kadar da yakın mesafeyi bularak uyurlar. İnsanlar arasındaki ilişkinin de bu mesafede olması gerektiğini vurgular Schopenhauer. Ben de arkadaşlarımıza bunun önemini anlattım. Her türden ilişkilerde bu mesafeyi korumanın ne kadar gerekli olduğundan bahsettim. Çok da hoşlarına gittiğini düşünüyorum. Hakikaten de yani bizim aslında toplum olarak son zamanlarda böyle güvenecek insan bulma olasılığını neredeyse sıfırlamışız. Yani böyle bir korkumuz var. Eskilerden vardı işte, baba dostu derlerdi işte, büyüklerimiz dostlarından bahsederlerdi. Ama günümüz şartlarında böyle insanların çok da güvendiği, güvenebileceği insanlar yokmuş gibi. Bu da aslında bizi mutsuzluğa sürükleme sebeplerinden biri olabilir mi hocam? Tabii ki yani bizler sosyal varlıklarız. Ta insanlığın ilk zamanlarından bugüne bizi diğer canlılardan en çok ayıran şey sosyalliğimiz. Evet. Birbirimizle var oluyoruz. Birbirimizi ötekileştirirken aslında kendimizi de yabancılaştırıyoruz. Bunun farkına varamıyoruz.
Bence insanoğlunun en büyük sorunu bütün dünyada ötekileştirmek diyebiliriz. Çünkü kişi birisini ötekileştirdiği zaman bir gruba dahil olduğunu düşünerek kendini güvenlikte sanıyor. Fakat inanmadığı bir şeyin peşinden de koşabiliyor bunu yaparken. Ve o güvenlik duygusu için aslında kendi benliğine ters düşen birçok şey yapmış oluyor. Bu da tabii büyük bir ilişkiler içinde dejenerasyon nedeni. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Tekrar tekrar Şanlıurfa'ya bekliyoruz. Ne olursunuz bizi ne eksik ne de fazla anlatın. Ben geçenlerde de iki değerli yazar arkadaşımızı konuk almıştım. Onlara da söylemiştim. Böyle yıllarca bizi televizyonlarda, dizilerde böyle biraz daha böyle maço, kırsalda işte böyle bir cahil kesimin olduğu, töre yöre işte gibi eli silahlı insanlar, gidilmeyecek, görülmeyecek, aha giderseniz başınıza bin bir türlü şey gelecek imajıyla gösterdiler. O yüzden ben her dışarıdan gelen misafirlerimize diyorum ki bizi ne fazlasıyla ne eksiğiyle lütfen ne olursunuz gördüğünüz gibi anlatın diye sizden de rica ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ana haber bültenimize devam ediyoruz sevgili izleyenler. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Ramazan fitresinin bedelinin 23 Türk lirası olduğunu söyledi. Üsküdar'daki İslam Araştırmaları Merkezi'nde ana teması Ramazan ve infak olan 2019 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısı düzenleyen Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, insanları ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Ramazan'ın her türlü iyilik ve güzelliği, hayır ve bereketi bünyesinde barındıran kutlu bir mevsim olduğunu anlatan Erbaş, Ramazan barış, kardeşlik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yayılarak bütün hayatı kuşattığı mübarek bir zamandır dedi. Fitre bedeline ilişkin bilgi veren Erbaş şunları söyledi. Bildiğiniz gibi 5 Mayıs pazar günü kılacağımız teravih namazının ardından 6 Mayıs pazartesi günü tutacağımız oruç ile rahmet, bereket ve mağfiret iklimi Ramazan ayına girmiş olacağız inşallah. Hepimizin hasretle beklediği Ramazan ayı her türlü iyilik ve güzelliği, hayır ve bereketi bünyesinde barındıran kutlu bir mevsimdir. Barış, kardeşlik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yayılarak bütün hayatı kuşattığı mübarek bir zamandır Ramazan ayı. Sahuruyla, iftarıyla, teravihiyle, teheccüdüyle, mukabelesiyle, itikafıyla, Kadir gecesiyle, fıtır sadakasıyla, dualarıyla, tevbe istiğfarlarıyla, zikir ve niyazlarıyla ve daha birçok feyiz ve bereketiyle bizler için büyük bir nimet ve Allah'ın yeryüzüne rahmetinin açık bir tecellisidir Ramazan ayı. Bağışçılarımız tüm GSM yani cep telefonları operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601'e SMS göndererek yani mesaj, kısa mesaj göndererek fitre bağışında bulunabilecektir. Bir SMS ücreti yani bir cep mesajı bir fitre bedeli olan 23 TL'dir. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in İlim Yayma Cemiyeti Şanlıurfa Şubesi İslam Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen medeniyet sohbetlerinin kapanış toplantısına konuk oldu. İslam'da 2018-2019 dönemindeki 28 hafta boyunca medeniyet okumaları ve medeniyet sohbetleri adıyla düzenlenen toplantıların son konuğu olan Vali Er'in Medeniyet ve Yönetim Kurulu sohbetinde görüş ve düşüncelerini paylaştı. Konuşmasında medeniyet tanımını yapan Vali Er'in, medeniyet teriminin bir dünya görüşüne sahip olması gerektiğini, medeniyetin iddiasının olmasının ve insanlığa vaatte bulunmasının şart olduğunu ifade etti. İddiası olmayan bir düşüncenin medeniyet olması tanımlanmasının mümkün olmadığını dile getiren Vali Er'in, İlim Yayma Cemiyeti'ne teşekkür ederek benzer organizasyonların devamını talep etti. Medeniyet tasavvurunda
temel bazı dayanakların olması gerekiyor. Yani olmazsa olmazları diyebileceğimiz, tabir edeceğimiz dayanaklar var. Bunlardan bir tanesi bir medeniyet. Yani bir medeniyet, medeniyet olacaksa bir dünya görüşüne sahip olması gerekiyor. Yani nedir iddiası bu medeniyetin? Dünyada, dünyaya veya insanlığa neyi vaat ediyor? Bu anlamda bir iddiası olmayan bir anlayışın veya fikriyatın medeniyet olarak tabir edilmesi mümkün değil. Bir de yine biraz önce kısmen özetlemeye çalıştığımız bir değerler manzumesine sahip olması gerekiyor. Yani sadece işte biraz önce dediğimiz maddede, bilimde, fende, teknolojideki gelişmeden ibaret değil medeniyet. Bunun yanında evet iktisadi kalkınma, refah artışı, zenginlik, kişi başına düşen milli gelir, bunlar hepsi bir anlam ifade ediyor ama tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bunun yanında işte aile, yardımlaşma, sevgi, ihsan, kardeşlik, birlikte hareket etme, sadaka, bizim tabirimizde ve diğer bazı insani ve ahlaki değerlerle ilgili de bir şeyler söylemesi gerekiyor. İnternet üzerinden araç satışı yapan vatandaşları hazırladıkları sahte EFTD kontuyla dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheli adliye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 26 vatandaşın şikayeti üzerine internetten araç satışı yapan vatandaşları hazırladıkları sahte EFT belgeleri öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler İstanbul, Samsun, Erzurum, Kocaeli ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin internet üzerinden araçlarını satmak isteyen kişilerle irtibat kurduktan sonra kiraladıkları ofislerde kendilerini galerici olarak tanıtıp burada pazarlık yaptıkları ve satışa ikna ettikleri mağdurları mesai saati bitimine yakın bir sürede notere götürdükleri belirlendi. Düzenledikleri sahte EFT'de kontuyla mağdurlara paranın ertesi gün hesaba yatırılabileceğini söyleyerek ikna eden şüphelilerin söz konusu araçların devirlerini işbirliği yaptıkları kişilere verdikleri öğrenildi. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde mütevelli heyeti seçimleri heyecanı yaşandı. Seçimlerde Mehmet Korkut Polat'ın listesi yeni mütevelli heyeti seçildi. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde mütevelli heyeti seçimleri yapıldı. Daha önce atama şeklinde belirlenen mütevelli heyeti ilk defa seçimle belirlendi. Mehmet Korkut Polat ve Fethi Baytekin'in iki liste halinde yarıştığı mütevelli heyeti seçimlerinde Mehmet Korkut Polat'ın listesi kazanan taraf oldu. Toplam 279 seçmenin katılım sağladığı seçimde Mehmet Korkut Polat 174 oy ve Fethi Baytekin 101 oy alırken 4 oy da geçersiz sayıldı. Mehmet Korkut Polat'ın 7 kişilik ekibi Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün yeni mütevelli heyeti oldu. İki adet oyun sırası gelmiştir. Bir beyaz, bir mavi. Tabii bir grubun adı önderi Fethi Baytekin grubu. Diğer grubun adı önderi Mehmet Korkut Polat grubu. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi kurulduğundan beri Valilik ve Ticaret Odası'nda atamalarla müteşebbis heyet tarafından yönetiliyordu. Bugün ilk defa katılımcı kurulu olarak iki liste yarışıp sanayicinin artık sanayici de kendi kendini yönetmesi için bir seçim yapıldı. Bizleri kırmayan, bizlerin davetine icabet eden
iradesini sandığa yansıtan tüm sanayicilerimize ayrıca minnetlerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum. Gelemeyenlere de yine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce biliyorsunuz ki kurumsal firma kurumların etkisindeydi. Birinci Ticaret Sanayi Odası YUKOP ve Evren Sanayi'nin denetimindeydi. İlk olarak Şanlıurfa'ya 26 yıl sonra demokratik bir şekilde sanayicilerimiz kendi kendini yönetiyor. Yönetmek için sandık başına geldi. Efendim bugün çok güzel bir gün. Urfa için inşallah hayırlı uğurlu olur. Organize sanayinin mütevelli heyeti seçiminde biz de Fethi Baytekin grubunda yer aldık. Hüseyin Önkol grubu, Önkol şirketler grubu olarak. Bu seçimin öncelikle istihdama, ekonomiye, Şanlıurfa'ya bir şeyler katması açısından önem arz ettiğini, buradaki üretim bazında fabrikaların kendilerini daha iyi ifade edebilmesi açısından eksiklerin olduğunu, bazı sıkıntıların olduğunu ben bunu fark ettim. Bu yönetimde bulunmak istedim. Ben de bir iş adamı olarak bunları yerinde birebir çalışma yapıp memleketime daha nasıl faydalı olabilmem açısından sağlamak istedim. Her şeyin hayırlısı diliyorum. Şanlıurfa'da trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki çocuğun organları 5 kişiye umut oldu. Şanlıurfa'da 21 Nisan'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Begüm Ustalar ağır yaralandı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ustaların beyin ölümü gerçekleşti. Organ nakil merkezi koordinatörleri Hasan Basri Bahçıvan ve Mahmut Kılıç aileye organ bağışı konusunda bilgi verdi. Ailenin bağış kararı vermesi üzerine Begüm'ün iki böbreği, karaciğeri, akciğeri ile pankreası organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı. Begüm'den alınan akciğer Ankara'ya, diğer organlar ise Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne helikopter ambulans ile nakledildi. Kızını kaybeden baba Zafer Ustalar, kızımızın organlarını bağışladık. Herkesi organ bağışlamaya davet ediyorum dedi. Hastanelere ulaştırılan organların hastalara başarılı şekilde nakledileceği belirtildi. Haliliye Belediyesi tarafından gençlerin teknolojiye ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla açılan bilgisayar kursu yoğun ilgi görüyor. 163 saatlik bilgisayar işletmeciliği ve operatörlüğü kursu ile gençler hem bilgisayarı öğreniyor hem de mesleki eğitim almış oluyor. İkinci sayfada gelir. Evet. Üçüncü sayfada ne vardı? Bütçe. Tamam. Birinci sayfada gelir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kurslardan biri olan bilgisayar işletmenliği ve operatörlüğü kursu gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Eğitmenliğini Şükran Bahar Kırkağaç'ın yaptığı 163 saatlik kursta ofis yazılımları, işletim sistemleri, bilgisayar donanımlar, internet ve e-posta yönetimi ile hızlı klavye kullanımı konusunda ayrıntılar anlatılıyor. 5 hafta süren kursun sonunda yapılan dönem sonu sınavında başarılı olan gençlere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı bilgisayar işletmenliği ve operatörlüğü sertifikası veriliyor. Kursa katılan gençler hem bilgisayarı teknik olarak kullanmayı öğreniyor hem de mesleki eğitim almış oluyor. Açılan kurstan memnun olduklarını ifade eden kursiyerler kendilerine sağlanan imkandan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a da teşekkür ettiklerini söyledi. Renklendirme. Tablomuzu renklendirmek için. Haliliye Belediyesi'nin açmış olduğu bu bilgisayar kursuna gelmekten çok mutluyuz. Sağ olsun Excel'i, Word'ü, her türlü programı burada öğreniyoruz. Haliliye Belediyesi'nin bize açmış olduğu kurstan çok memnunuz, bilgisayar kursundan. Mehmet Can Polat'a buradan çok teşekkürler ederiz. Onun sayesinde bilgisayarlardan çok iyi şeyler öğrendik. Excel öğrendik, Word'ü öğrendik, sunum yapmayı öğrendik, slide yapmayı öğrendik. Bayağı öğrendik. Onun sayesinde sertifika alacağız. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bilgisayar işletmenliği ve operatörlüğü kursuna kayıtların devam ettiği, kursa kayıt yapmak isteyenlerin Bahçelievler'deki Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi'ne başvurmaları gerektiğini söyledi. Simge kümeleriyle önce okularla başlayalım. Üniversitede Göbekli Tepe etkinlikleri coşkuyla devam ediyor. Etkinlik zincirinin bugünkü ayağında öğretim görevlisi Sabri Kükçüoğlu'nun fotoğraf sergisi ve
Bereketli Hilal'in kalbinde bir ses, bir nefes müzikali izleyiciyle buluştu. Harran Üniversitesi Osman Bey yerleşkesinde öğretim görevlisi Sabri Kükçoğlu tarafından Şanlıurfa'dan Yansımalar isimli fotoğraf sergisi ve Müze Şehir Şanlıurfa isimli fotoğraf sunumu gerçekleştirildi. Ayrıca Bereketli Hilal'in kalbinden Bir Ses Bir Nefes isimli müzikal dinletisi de nefesleri kesti. Ziraat Fakültesi Amfi ve Fuay Alanı'nda gerçekleşen etkinliklere Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Seyit Ahmet Oymak, Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı İsmail Demirkol, üniversite öğretim elemanları, Urfa'da faaliyet gösteren çeşitli dernek temsilcileri, sanatseverler ve öğrenciler katıldı. Urfa konulu 25 kitabı bulunan Şurkav Kültür ve Sanat Ödülü, Türk Folkloruna Hizmet Ödülü, Halk Bilim Ödülleri Motif Özel Ödüllerine layık görülen Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sabri Kürkçoğlu'nun eserlerinden oluşan serginin gezilmesinin ardından yine Sabri Kürkçoğlu'nun objektifinden Müze Şehir Şanlıurfa konulu fotoğraf sunumu gerçekleşti. Ardından metin yazarlığı ve derlemesinin Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Emine Teker'in koro şefliğini Doktor Öğretim Üyesi Gülgün Bilen'in ve Sinevizyon Kurgusu Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem Merdal'ın gerçekleştirdiği Bereketli Hilal'in Kalbinden Bir Ses Bir Nefes müzikali sahnelendi. Görsel bir şölen havasında geçen müzikal tüm müzeyicilerden büyük beğeni topladı ve ayakta alkışlandı. Tarihte İpek Yolu üzerinde çok önemli bir kavşakta olması çok çeşitli. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Yönetimi ile bir araya gelerek toplantı düzenledi. Daire başkanları ve birimler hakkında bilgi alan Başkan Beyazgül, rutin toplantılarının önümüzdeki süreçlerde de devam edeceğini söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hafta başı yoğun mesaisini Büyükşehir Yönetimi'nin katıldığı toplantıyla sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları ve daire başkanlarının katılım gösterdiği toplantıda Başkan Beyazgül, birimler hakkında bilgiler aldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Beyazgül şunları söyledi. Bugün Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız ve daire başkanlarımızla bir toplantı yaptık. Belediyemizin içini daha iyi anlamak, daha verimli çalışmalar yapmak, bu anlamda geniş ve uzun bir toplantı yaptık. Bu toplantımız çok faydalı geçti. Her bir daire başkanı kendi alanına giren konularda geniş geniş bilgiler verdi ve diğer bir daire müdürünü, başkanını ilgilendiren konuları da anında halletmek açısından çok verimli bir toplantı oldu. Belirli periyotlarla bu toplantıları devam ettireceğiz. Adıyaman-Malatya karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 aylık bir bebek maalesef hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre Fatih Tey İdaresi'ndeki 02AN-019 plakalı otomobil ile İbrahim Şeh İdaresi'ndeki 34AY-251 plakalı otomobil Adıyaman-Malatya Karayolu 15. kilometresinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Fatih Tey, İbrahim Şeh ile Fatih Tey'nin kullandığı araçta bulunan Sadiye Demirci, Gülşah Yeşilyurt, Mustafa Yeşilyurt ve 4 aylık bebek Abuzer Yeşilyurt yaralandı. Devam et. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçlardan çıkarılarak ambulanslara alındı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 4 aylık bebek Abuzer Yeşilyurt yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşlı bir adamı 6 kez dolandıran şahsı son girişiminde çöpçü ve bahçıvan kılığındaki polisler yakaladı.
Edinilen bilgiye göre 88 yaşındaki Niyazi İç'e telefonda arayıp kendisini savcı olarak tanıtan ve adının PKK'ya karıştığını ve bu dosyanın kapatılabilmesi için para isteyen çeteye tanıdıklarından borç alıp 6 kez parça parça halinde toplam 450 bin TL elden para verdi. Kendisinden 7. kez 100 TL para istenmesi üzerine Merzifon Emniyet Müdürlüğü'ne giden yaşlı adam durumu polislere anlattı. Plan yapan polisler Çöpçü ve Bahçıvan kılığına girip yaşlı adam ile birlikte parkta buluşan dolandırıcılık şüphesini kıskıvrak yakaladı. Soluk kesen operasyon polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan Şanlıurfa doğumlu Mahmut T. polise verdiği ifadesinde Samsun'da kebap ustalığı yaptığını ve borçlarından dolayı bu kolay para kazanma yolunu tercih ettiğini söyledi. Polis diğer çete üyelerinin de peşine düştü. Hakkari'nin Yüksekovah ilçesinin İran sınırındaki 3100 rakımlı Tuğtepe üst bölgesinde sınır güvenliğini sağlayan Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin ve kaçakçıların sızma girişimlerine karşı kar ve soğuk demeden görev yapıyor. Kahraman Mehmetçik, Türkiye'nin en yüksek üs bölgelerinden biri olan 3100 rakımlı Tuğtepe üs bölgesinde zorlu kış ve arazi şartlarında vatan nöbetini sürdürüyor. Yüksekova ilçesi Esendere 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Tuğtepe üs bölgesinde Nisan ayına rağmen yer yer 10 metreyi bulan kar örtüsü ve eksi 20 derecede seyreden hava sıcaklığına rağmen Mehmetçik arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Kontrol altında olan yüksek rakımlı dağlarla çevrili sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağladığı imkanlarla büyük bölümü yerli ve milli silahların yanı sıra son teknolojiyle teröristlere karşı etkin mücadele yürüten Kahraman Mehmetçik bir yandan kaçakçılığın da önünü kesiyor. Kaçakçılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede Türkiye'ye geçişleri önlemek amacıyla zorlu kış şartlarında özel kıyafetleriyle faaliyet yürüten Mehmetçik eksi 20 derecede 7-24 esasıyla nöbet tutuyor. Irak sınırındaki Seriberi üst bölgesinde çıkan çatışmada 4 kahraman askerin şehit olmasının ardından tüm sınır hattındaki Mehmetçik alarm durumuna geçti. Olası hain bir saldırıya karşı elleri tetikte bekleyen kahraman askerler metrelerce kar yığını arasında çalışmalarını yürütüyor. Giydikleri kar tipi kıyafetlerle hem vücut sıcaklıklarını koruyan hem de arazide adeta görünmez olan Mehmetçik faaliyetlerini sorunsuz sona erdirerek daha sonra güvenle üste dönüp bir sonraki göreve hazırlanıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında görev yapıyoruz. Burada 24 saat esasına göre terörizm ve kaçakçılıkla mücadele ediyoruz. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için görevimizin başındayız. Kimsenin gözü arkada kalmasın. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak amaçlı 7-24 esasına göre görev yapmaktayız. Kaçakçılık ve terörle mücadele etmekteyiz. Kimsenin gözü arkada kalmasın. Yıl boyunca fiyatıyla cep yakan patates ve soğanın fiyatları Çukurova'da hasatların başlamasıyla düşüşe geçti. Soğanın kilo fiyatı 75 kuruşa, patatesin 2,5 liraya düştü. Yıl boyunca fiyatıyla cep yakan patates ve soğanın fiyatları Çukurova'da hasatların başlamasıyla düşüşe geçti. Yılın en büyük fiyat düşüşünün gerçekleştiği soğanın fiyatı 4-5 lira bandından 75 kuruşa kadar düştü. Soğanla aynı fiyattan alıcı bulan patatesin fiyatı büyük bir gerileme ile 2,5 liraya kadar düştü. Adana Vedat Dalıkoy Har Kompleksinde ürün fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan Adana Kampçılar Odası 2. Başkanı Mahsun Doğan, yıl boyunca kış aylarının çetin geçmesi ve yoğun yağışlar sebebiyle fiyatların yükseldiğini anlatan, havaların düzelmesi ve hasadın başlamasıyla fiyatlarda büyük gerilemelerin olduğunu söyledi. Soğandaki durumumuz şu an kışın çok çetin geçtiğinden dolayı fiyatlar yükseldi, 5 liraya kadar fiyatları yükseldi. Yalnız şu an bizim yerli soğanımız çıktıktan sonra soğan gün geçtikçe erimeye başladı. Fiyatlarda gerileme oldu. Şu an soğanın fiyatı 1 ile 1,5 civarı. İkinci soğanımız da 75 kuruş civarına satılıyor. Yani fiyatlarda bayağı gerileme var. Yani bir hafta sonra yani tahminimizce
Yani birinci soğanımız burada Adana mevkinde, Adana sebze halinde 75 kuruşa kadar düşer. Patates de 4-4,5 civarına kadar yükselmişti. Ama şu an taze patates, yerli patatesimiz çıktıktan sonra patateste de bayağı gerileme oldu. Yani şu an 2,5-3 civarına endeksteydi yani daha da düşmesini bekliyoruz. Fiyatların yükselmesinin sebebi şuydu. Yani kışın biliyorsunuz bir taraftan dolu yağdı, bir taraftan sel vurdu, bir taraftan hava şartları aşırı derecede soğuk geçti. Fiyatlar ondan dolayı yüksek oldu. Bir ay sonra dedik fiyatlar gerileyecek. Aynen bizim durumumuza geldi şu an. Soğan bak görüyorsunuz 5 milyon lira 5 liraya satılırken şu an 1 liraya kadar düştü soğan. Peki hadi gözümüz aydın diyelim ve ana haber bültenini burada noktalıyorum. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.